yapacaklar herhalde. Niye? Baksana, her şeyi eski haline döndürüyorlar. Gel abla, taşınmadan odanın tadını çıkartalım. Hadi gel. Kızlar nereye? Odamıza baba. Bakalım bu işi nasıl halledeceğiz? Bir de ben şansımı deneyeyim ha. Sanki bir şey olsa da taşınmasak. Çok istiyorsan ben bir şeyler yapayım, taşınmayalım. Ne gibi? Kızlar, ne haber bakalım? İşte. Ceren? Benden de. Hadi söyle Çilek, ne yapabilirsin? Çilek, Ceren, neler oluyor? Hiç. Ceren, bana da söylesenize, ne konuşuyordunuz? Aman Betüş, yok bir şey. Çilek demin madem buradan taşınmak istemiyoruz, o zaman ben bir şeyler yapabilirim dedi. Ben de onu merak ediyordum. Allah Allah, ne yapacakmış ki? Çilek, sakın aklımdan geçenleri yapma, olur mu? Bunları daha önce konuşmuştuk tatlım. Affedersin. Hadi bakalım, şimdi çok güzel şeyler hayal edin, tamam mı? Bütün bu yaşananlardan sonra artık her şeyin daha güzel olacağını hayal edin. Ne işe yarar? Babam işsiz kalmışken bir sihirli değnek bize dokunup her şeyi düzeltecek mi sanki? Tabii ki. Güzel şeyler düşünürseniz güzel şeyler olur. Asıl sihir iyi şeyler hayal etmekti. Belki yeni evimiz, babanızın yeni işi bize çok daha güzel bir hayat sağlar ha? Hadi bunu düşünün. Çünkü ben de öyle yapacağım. Senin yanında çok huzurluyum Dudu. Ben de Umur. Hayatımın en mutlu dakikalarını senin yanında yaşıyorum Dudu. Ben de Umur. Ah, bana kendini hep ağırdan satardın Dudu. Ben böyle deyince mersi der gözlerini kaçırırdın. Maşallah bu adam ne derse ben de diyorsun. Sonra sen Tahir'in bana ilk sarıldığı günü anlatmış mıydın? Bebek parkındaydık, el ele yürüyorduk. Sağlak bir yağmur yağıyordu. Çok romantikti. Yanımda da Taci vardı. Hani bizim köpek. Kızma Melda, ben bunu da biliyorum hayatım. Hani şimşek çakmış da sen korkmuşsun. Sonra Tarık'a sarılmışsın. Sonra Taci elinden kaçırmışsın. Ay, hay Allah. Bunu da mı anlattın? Peki ilk öpüştüğümüz günü anlattın mı? O da çok güzel bir gündü. Ben bunu da biliyorum Eda'cığım. Hani Betüşlerin evinin önünde değil mi? Hıdrellez akşamı. İnsanlar ateşlerin üzerinden zıparken. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yok, doğru. Da bunu ne zaman anlattım? Ona anne anlatmıştı. Teleskoptan görmüş. Ah Dudu, maalesef dakikalar ne çabuk geçti. Sadık işten ayrıldı biliyorsun. Benim işe gitmem gerek. Aa, hani Arzu Hanım her işe yetişiyordu. Canım, Arzu Hanım daha yeni. Daha henüz neyi ne zaman yapacağını öğrenemedim. Öyle mi? İşe gireli 6 ay olmadı mı? Olmuştur herhalde. Canım biliyorsun ama benim şirketim çok büyük bir şirket. Sadık'ın 10 yılda öğrendiğini kızcağızdan 6 ayda öğrenmesini beklemek haksızlık olur. Sen şuna Arzu'ya güvenmiyorum desene. Kadın çok güzel, gözüme hitap ediyor. Ondan yanımda tutuyorum desene. Kart zampara. Taci! Durup dururken köpeğe bağırma Dudu. Sonra azıcık gelip bana saldıracak. Ay, bir an hırladı gibi geldi de. Neyse, Betüş de Sadık'ı evinden çıkaracak mısın? Aa, demek bunu da gelip sana yetiştirdi. Ama sen istemiyorsan Betüş'ün hatırı için evden çıkartmam. Yok canım, istediğin gibi davran. Betüş başının çaresine bakar. Ne de olsa o sihirli. Ha? Yani sinirli. Sinirli. Ha. Sinirli çok, son zamanlarda çok sinirli. Kafesinde bazı işler ters gidiyor da ondan. Ama gene sen bildiğin gibi yap. Onlar başının çaresine bakar nasılsa. Böyle düşünmene çok sevindim. Hem zaten ben sana söylemeden getirip her şeyi sana yetiştirmesine çok sinirlendim doğrusu Sadık'ın. O bir şey yetiştirmedi ki. Dudu her şeyi sihirli aynadan gördü, duydu. Müsaadenle ben artık gideyim Dudu. Ha, Sadıklara uğrayacağım. Bakalım evi boşaltıyorlar mı? Hem bu gelip sana böyle yetiştirmesini de yüzüne vuracağım. Aha, benden duyduğunu söyleme. Ay, uğraşamam onlarla. Benim aklımda sadece sen olmalısın. Biliyorum Dudu. Adam kızını evden atıyor, senin umurun değil.
Demek aklını Umur'la bozdun Dudu. Sen göreceksin. Bu akşam, yarın ve aklın başına gelene kadar göreceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.